Merhabalar, günaydın Berkin Hanım ve Hakan Bey. İyi yayınlar. Çok Günaydın teşekkür hocam. ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Bugün gözümüz, kulağımız tasarruf paketinde olacak. Bu piyasalar tarafından nasıl algılanır? Yabancının acaba bunu nasıl okuyacağını da ben merak ediyorum aslında. Saat 10'da gelecek haberlere. Hem bunu yorumlamanızı rica edeceğim hem de her pazartesi olduğu gibi bu hafta bizleri neler bekliyor, yatırımcıları neler bekliyor sizden dinlemek isteriz hocam. Tabii Berfin Hanım, şöyle söyleyeyim, dediğiniz gibi ilk olarak içeride bugün gözümüz tasarruf paketinde olacak. Şunu söyleyeyim, yani piyasanın beklentisi oldukça güçlü. Hem içerideki yatırımcının hem de raporlara baktığımızda, özellikle yabancı raporlar bazında da para politikasının üstüne düşeni yaptı ama maliye politikasının genişlemeci olduğuna dair vurgular var. Dolayısıyla piyasa beklentilerini karşılayan bir tasarruf paketinde olması hem içerideki hem dışarıdaki yatırımcılar açısından olumlu olacak. Ve piyasa fiyatlamalarında bunun olumlu etkilemesini görebiliriz. Yani aslında piyasa artık yeni normale dönüşte sıkılaştırıcı adımların ortodoks politikalara, rasyonel politikalara dönüş olarak fiyatlayıp her ne kadar kısa vadede ekonomide daraltıcı etki yaratıyor olsa da orta uzun vadede ekonomi için olumlu olması hasebiyle olumlu fiyatlıyor. Dolayısıyla beklentileri karşılayan bir paketin piyasa fiyatlamaları açısından olumlu bir etki yaratacağını söylemek hiç yanlış olmayacaktır. Diğer makroekonomik veri ajandasını bugün cari denge verisini alacağız Mart ayına ilişkin. Şubat ayında aylık bazda %3,2'lik bir artış vardı. Yani Temmuz 2023'ten bu yana en güçlü artıştı ama yıllıklandırılmış veri 31,8 milyar dolara kadar gerilemişti. Bu ayda 3,9 milyar dolarlık aylık açık bekleniyor ama yine yıllıklandırılmış veride bir iyileşme görecek miyiz? Orayı takip ediyor olacağız. Bir diğer önemli veri bugün perakende satışlar. Bildiğimiz gibi iç talebin öncü göstergesidir. Ocak ayından bu yana ivmelenerek giden bir performans var. Yine ilk çeyrekte iç talebin güçlü olduğunu göz önüne alırsak Mart ayında da yine güçlü bir aylık bazda perakende satışlar verisi görebiliriz diye düşünüyorum. Çarşamba günü bütçe dengesi verisini alacağız. Yılın ilk 3 ayında özellikle 514 milyar TL'lik bir bütçe açığı vardı. Şimdi Nisan'da hazine nakit dengesi çok güçlü açık verdi. Dolayısıyla hazine nakit dengesi bütçe açığının öncü göstergesi olduğu için yine Nisan ayında güçlü bir bütçe açığı görebiliriz. Özellikle hazine nakit dengesinde evet genel olarak harcamalar tarafı çok güçlü ki vergi tarafı güçlü olmasına rağmen özellikle faiz harcamaları çok güçlüydü. Bu açıdan yine faiz harcamalarının harcamaları artırıcı etkisi görülebilir diye düşünüyorum bütçe açığında da. Cuma günü gözümüz Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde olacak. Dolayısıyla yıl sonu %44,2 idi. 2025 yıl sonu da 26,3'tü. Dolayısıyla burada ve 12 ve 12 ay sonrası ve 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinde gerilemenin devam beklenebilir ama tabii orada istenilen düzey yok. O gerileme ne kadar daha güçlü olacak oraya bakıyor olacağız. Sene sonu kur tahmini 40 TL idi. Orada hatırı sayılır bir geri çekilme görülebilir. Çünkü son dönemde kurda aşağı yönlü bir baskı var. Tabii ne kadar yansıyacak bu güçlü bir şekilde yine takip edeceğiz. Cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin politika faiz beklentisi 50 idi. Orada da bir değişme olacağı kanaatinde değilim. Aynı beklentiyi görme ihtimalimiz mümkün diye düşünüyorum. Borsa tarafına baktığımızda geçtiğimiz hafta 0,57'lik kısmi düşüş vardı BIST 100 tarafında. 10.218'den kapadık. Dolar bazlı 317 dolardan kapadık. Yani aslında ne yükselebilen ne de düşebilen bir endeks vardı. Şimdi not artışı vardı. Not artışına rağmen yükseliş olmadı. Dolayısıyla yatırımcılar tarafından bu çok sorgulanıyor. Aslında birkaç temel sebebi var. Biri fiyatlanmış olması. Bir diğeri swap kanalları gevşetilecek dendi ama uzun vadeli bakış açısı olacak olması biraz moralleri bozdu bir yön itibariyle iyi haber olsa da açıkçası. Bir de şu var tabii enflasyon raporunda Merkez Bankası ciddi sıkı duruş gösteriyor. Dolayısıyla ek bir faiz artışı daha gelebilir. Bir miktar bu borsanın trendini yorabilir beklentisi de var. Bu da bir miktar baskı yaratıyor. Bence en önemli sebeplerden biri dolar bazlı tarihi dirençlerdeyiz. Yukarıda 322 ve 325 dolar hala kıymetli olmaya devam edecek. Bakın geçtiğimiz hafta çarşamba 10.383'ü test ettik. Bu tam 322 dolara tekabül ediyordu ki geçen hafta gördüğümüz en yüksek seviyeydi. Yine bu hafta 322 dolar 10.434, 325 dolar da 10.531'e tekabül ediyor. Yine buralardan kar satışları gelebilir. Her ne kadar yükselemeyen bir endeks olsa da geçtiğimiz hafta düşmek istemeyen de bir endeks vardı. Dolayısıyla yükseliş isteği daha güçlü bir endeks profili de çiziyordu. Çok güçlü kar satışları görmedik bu tarihi dirençlerde. Bu nedenle genel olarak endeksin bu hafta çok güçlü düşüşlerin olmadığı çok kötü senaryo olmayabilir kanaatindeyim. Yeniden bu tarihi dirençleri zorlayan bir endeks beklemediğimiz bir haber akışı olmadığı sürece güçlü olabilir kanaatindeyim. Kısa vadeli pozisyonlar için 10.531 yani 325 dolar kalıcı bir şekilde kırılmadıkça temkinli olması gerektiği kanaatindeyim.
Aşağıda 310 dolar 10.045'e tekabül ediyor. Burası kısa pozisyonlardan çıkış için bir önemli destek olabilir kanaatindeyim. Orta ve uzun vadeli strateji açısından da 9.800'e dikkat edilebilir ki endeks zaten 9.800 üstünde kaldığı sürece açıkçası yön yukarı olmaya devam edecek. 9.800'e kadar olan geri çekilmeler bir, yabancının gelip alabileceği, konumlanabileceği sektörler. İki, bilançolar geliyor. Birinci çeyrek bilançoları. İyi bilançosu gelen ve bilanço beklentisi güçlü olan ve göreli olarak endekse göre geri kalmış hisseler tarafı önemli olabilir diye düşünüyorum. Bu hisselerdeki özellikle BIST 30 içinde likit ağırlığı güçlü olan hisseler tarafında biriktirme dönemi yapılabilir diye düşünüyorum orta ve uzun vadeli stratejiler açısından. Yurt dışına baktığımızda bu hafta ilk olarak 10 Fed üyesi konuşacak ki bunlardan biri Salı günü Powell olacak. Dolayısıyla yani faiz indirimleri konusunda ne dedikleri kıymetli. Geçtiğimiz hafta da çok sayıda Fed üyesi konuştu. Evet, bir takım farklılıklar vardı. Bazı üyeler görevli olarak daha güvercin konuşsa da ağırlıklı olarak temkinli duran, şahin konuşan Fed üyeleri var. Hele ki Kaşgari faiz artırımlarının bile çok masada olma ihtimalini oldukça güçlü bir şekilde vurguladı yaptığı konuşmalarda. Şimdi asıl tabii bu haftanın ana gündem maddesi Çarşamba günü Amerika'dan gelecek olan TÜFE rakamları. Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları olacak. Salı üfeyi alacağız ama asıl fiyatlamayı TÜFE rakamları belirleyecek. Beklentiye baktığımızda bir düşüş beklentisi hakim. Çekirdek tarafta hem yıllık hem aylık bazda bir düşüş beklentisi var. Örneğin çekirdeğin %3,8'den %3,6'ya geri çekilmesi bekleniyor. Bu eğer böyle olursa Nisan 2021'den bu yana en düşük seviye olacak. Manşet tarafta yıllık bazda geri çekilme bekleniyor. Aylık bazda değişme beklenmiyor. Haliyle yani önemli olan şu olacak tabii. Yani beklenti üstü mü yoksa beklenti altı mı rakam göreceğiz. Çünkü yılın ilk 3 ayında beklentinin üstüne giden bir enflasyon var. Amerika'da şu tartışma var. Bu yılın ilk 3 ayındaki beklenti üstü gelen enflasyon bir gürültü mü? Yani aslında enflasyon düşüyor ama sadece bu şimdilik bizi yanıltan bir verim. Yoksa gerçek anlamda bir yükseliş trendi mi var? Bence bu ayki gelecek rakamlar kıymetli olacak. Haliyle beklenti üstü gelen enflasyon bunun bir gürültü değil, trend olduğunu daha güçlü bir şekilde ortaya koyacaktır ve çok sert fiyatlamalara, volatilitenin çok güçlü olduğu bir sürece götürebilir. Aksi halde beklenti altı gelen veri de piyasalara moral verebilir. O açıdan çarşambaya çok çok dikkat edeceğiz, kıymetli. Şimdi Amerika'dan yine çarşamba günü perakende satışlar gelecek. Ekonomik büyümenin öncü göstergesidir. Bu da yine volatilite yaratacak bir veri. Yine Amerika'da bilanço verileri geliyor. Salı günü Home Depot, Perşembe günü Walmart ki perakende devleridir. Önemlidir. Yine tüketim ve enflasyon için öncü göstergedir bu bilançolar. Buraya da dikkat etmeye devam edeceğiz. Genel olarak zaten Şahin Fed üyeleri olsa da endekslerin yükselmesinin sebebi birinci çeyrek finansalların Amerika'da iyi geliyor olması. Örneğin S&P'de %80'den fazla veri geldi. 5,1 beklenirken ortalama hisse başına kazanç 7,8 geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla önemli olacak. Bunun dışında Cuma günü Çin verileri çok kıymetli. Çin'in büyüme öncü göstergeleri geliyor. Orada özellikle konut fiyatlarında Haziran'dan bu yana düşüş var ama Şubat-Mart'taki düşüş çok çarpıcı. Bu düşüş devam edecek mi? Burayı takip ediyor olacağız. Kıymetli. Son olarak İngiltere'nin verileri var Salı günü. Şimdi İngiltere geçtiğimiz hafta faiz kararını açıkladı. Evet sabit bıraktı ama İki üye özellikle indirim noktasında oy kullandı. Piyasa ikiye ayrıldı. Kimleri diyor ki Haziran'da başlar, kimleri diyor ki Haziran sonrası başlar. Dolayısıyla Salı günü İngiltere'den gelecek olan bu ücret göstergeleri Haziran'da mı yoksa bir sonraki toplantı mı olacağı açısından önemli olacak. Son olarak altın fiyatlarına bir parantez açayım. Hafta 2355'ten başlıyor. 2360'da kapamıştık. Gram altın tarafında da bir baskıyla başlıyoruz. Temel sebebi Fed endişesi. Yaklaşık 10-15 gündür 2300 dolarla 2360 dolar arasında gelen bir altın var. Kırılımı belirleyebilir Fed kararı, yani TÜFE rakamları çarşamba günü. 2300 altına sarkma, 2250'ye kadar bir geri çekilmeyi. 2360 üstüne sarkma da 2400'leri hatta belki de beklentinin çok altında gelen bir enflasyon rakamı tarihi zirvesi 2431 ve daha üstünü test etmesine sebep olabilir. O nedenle altın yatırımcıları için çarşamba günü çok kritik olacak. Ben açıkçası yakın vadede kötü bir veri geliyor olsa da altında belli desteklerden tutunma beklerim, yatay konsolidasyon beklerim ama o açıdan çok güçlü düşüşlerin olduğu bir süreci beklemem bu noktada ama yatay mı gideceğiz yoksa biraz daha yükseliş tren daha mı güçlü olur? Bunu çarşamba günü kısa vade için belirleyici olacak TÜFE rakamları belirleyecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Filiz Hocam. Kıymetli katkılarınız için ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hocam aklınıza sağlık. Çok teşekkürler. ALB Yatırım Sağ Baş olun. Ekonomisti Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz bizlerle birlikteydi.